Aslında ben de ilk geldiğimde motivasyonum oldukça düşmüştü. Ama sonra fark ettim ki zaten hep biz söyleyip biz dinliyoruz. Ama bu hareket etmeyeceğimiz ve yola devam etmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla ben de o hocama katılıyorum. Yine burada olacağız, yine konuşacağız, yine dinleyeceğiz. Sesimiz çıktığı kadar yüksek sesle konuşmaya devam edeceğiz. Ben bugün sivil toplum açısından konuya bir yaklaşım getirmek amacıyla buradayım. Ve aynı zamanda gelen bir model önerisi diyeceğim ama bu çok iddialı olmasın zihinlerinizde. Çünkü daha çok yeni başladığımız bir çalışma. Ne tür bir çalışma? İhtiyaç analizinden biraz bahsedeyim. Şu an fotoğrafta gördüğünüz iki kişinin yaşantısından çıkmış bir ihtiyaç analiziyle ortaya çıkmış bir yerel model önerisi aslında. Yılları da çok eski, 1999'a dayanıyor. Şimdi kendi sözümden, kendi sesimden bahsetmek istiyorum size. Fotoğrafta Türk Gömülük Felçleri Derneği Genel Başkanımız Ramazan Baş ve onun çok kıymetli annesi Fatma teyzeyi görüyorsunuz. Ben direkt isterseniz 2,5 dakikalık bir video var. Önümüzdeki aylarda bir kongrede hem konuşmacı olacağız hem de onun yürütme kurulundayız. Onun için çekilmiş bir video bu. Konuyla da ilgili olduğu için bugün sizlerle buluşturmak istedim. Çıkış noktamız buydu. Yani genel başkanımızın ve annesinin yaşadığı videoda var. Bu arada hazır belediye yetkililerimiz buradayken şöyle ufacık bir latife ile birlikte bir şey söylemek isteriz Sayın Başkanım. İnternet bağlantısı yokmuş bu salonda. Baran Bey'in telefonundan bağlandık. Dolayısıyla böyle minicik sırası gelmişken de bu ricamızı iletmiş olalım size. Evet, peki yaşanmışlıktan projeye dedik ve kendimize sorular sorduk. Dedik ki, yani diyeceksiniz ki 99'da bu yaşanmış, başkanlığı yaşamış. Peki 2019'a kadar niye bir şey yapılmamış? Niye hiçbir şey yapmamış? Defalarca denemiş, defalarca. Yani pek çok yerel yönetim pek
pek çok üniversiteyle girişimlerde bulunmuş. Ancak gün bugünmüş demek ki Şubat ayında bir çalıştaya katıldık. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği bir çalıştaydı. Başarılı bir çalıştaydı. Orada biraz daha yeşerdi diyebilirim. Yani aslında sadece 2-3 aylık bir bebek şu anda tasarlamaya başladığımız çalışma projemiz. Bunu yaparken de kendimize bazı sorular sorduk. Dedik ki bu konuda toplum neden bir görev üstlensin ki? Yani bu devletin işi değil mi dedik. Olmadığını biliyoruz ama yine de kendimize dayanakları aradık. Sorumluluk alanının çerçevesi ne olmalı toplumun dedik ve bu sorular etrafında bir takım literatür taramaları ve yüz yüze görüşmeler yaptık. Burada kısacık engellilikle ilgili çok zamanınızı almadan kısacık bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü vurucu olan noktası neden toplum bu işe sahip çıkmalıyı yanıtlıyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın bozulmasını 4 aşamada değerlendiriyor. Semptom ve bulgularla seyreden patolojik duruma hastalık diyor. Hastalığın organ düzeyinde bir fonksiyon kaybına neden olmasına yetersizlik diyor. Yetersizlik sonucu bireyde yeteneğin azalması ya da kaybedilmesine sakatlık diyor. Bakınız hala engellilik yok tanımda ve sakatlığın toplumsal düzeyde o kişinin hayatını engellemesine ise engellilik diyor. Dolayısıyla engellilik bireysel değil, toplumsal bir olgu olarak da karşımıza çıkmış oluyor. O yüzden de engeli toplumsal, sosyolojik, mekansal düzenlemelerle ancak giderebiliriz. Bakış açısına bizim sahiplenmemizi kolaylaştırıyor. Devletin işi değil mi? Evet, devlet koymuş. 10. 56. çok iyi bir hukukçu değilim. 10. 56. ve 60. maddelerde bunu güvenliği sağlanmalıdır şeklinde bir çerçeveye yerleştirmiş. Ancak yine de biz şunu biliyoruz ki engelli bireylerin toplum desteği olmadan bireysel şekilde herhangi bir önlem almaları veya bu önlemi genişletme güçleri zaten yok. Dolayısıyla bu topyekün hepimizin içinde olması gereken bir sorumluluk diyebiliriz. Biz burada risk azaltma üzerine odaklandık. Yani projenin hedefini ne yapalım, yaşandıktan sonra ne yapalım değil de nasıl önleriz? Yani istenmeyen sonuçlara nasıl engelleriz, riskleri nasıl azaltırız üzerine yapılandırdık. Bakış açımızı da AFAD bize söylemiş zaten, AFAD istemiş bunu bizden. Demiş ki sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların katılımları bilinçlendirilmesi, afet riski azaltma ve afet yönetiminde büyük katkı sağlayacaktır demiş. Hatta bunun Eskişehir AFAD'la da görüşmelerine Eskişehir'e gittiğimde, o çalıştığa ben katılmıştım kurumun adına. Orada da hem öğle yemeklerinde hem de akşam toplantılarında oldukça derin çalıştık. Neden bizden bunu beklediklerini ayrıntılı detaylı olarak aldık ve projemizin background'ına işledik. Önerimiz, başkanım çok kısa özetlemişti. Ben de sadece temel adımlarına burada yer verdim. Fazla vaktinizi almamak amacıyla. Aslında bu bir pilot çalışma. Öncelikle onu söylemem lazım. Yönetilebilir bir lokasyon belirlenmesi mahalle bazlı. Daha önce mahalle şeyleri, afet yönetim planları yapıldı. Bunu biliyoruz. Pek çok STK da bunu yaptı. Yerel yönetimlerinde bu tip çabaları ve çalışmaları var. Burada biraz daha sınırlayarak gitmek ve pilot uygulamasını yaparak hocamın biraz önce bahsettiği gibi ölçme, değerlendirme aşamasında fark yaratmakla ilgili bir çabamız var aslında bu projede. Kurum arası işbirliğine yerel yönetim, üniversite ama o lokasyonla bulunan, yani ulaşımın, erişimin zor olmayacağı, malum İstanbul'da yaşıyoruz, koşullar zor olmayacağı, o yerel yönetim, o ilçedeki kamu kurumları, kaymakamlık başta olmak üzere ve yine o ilçede faaliyet gösteren üniversite ve STK'larla bir işbirliği çalışmalarına zaten başladık. Bir datanın oluşturulması, burada yine biraz önce hocamın ben sürekli feyz aldım sunumundan. Evet, ihtiyaca yönelik bir data oluşturulması, yani başkanımızın da videoda ifade ettiği gibi engel ihtiyacı ne, hangi tür engel, kaçıncı katta oturuyor, etrafında yardım edebilecek fiziksel koşullara uygun kimler var, ailenin içerisinde ona destek olabilecek birisi var mı, o kişilerin çalışma saatleri, gün içerisinde engelliyle ne kadar birlikte oldukları veya olamadıkları, malum afetten bahsediyoruz. Zamanı belli değil. Bunlarla ilgili derin bir data oluşturması, onun için lokasyonun sınırlı ve kısıtlı olmasından bahsediyoruz. Daha nitelikli bir çalışma için. Ve daha sonra görünürlük, farkındalık ve bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarını, hatta beceri geliştirme dahil edilerek saha uygulamalarının yapılması ve bunların
Burada ben bunu yanlış kullanmış olabilirim hocam, etki raporları dedim. Ama bunu inceleyerek, tekrar sizinle de istişare ederek tekrar düşünmek isteriz üzerine. Belki sonuç raporları demeliydim. Yani etki daha uzun vadeli olabilir, doğrudur ama lokasyon küçük olunca bizim burada umudumuz biraz daha fazla. Sonuç ve etki raporlarının hazırlanması ve en önemlisi yaygınlaştırma modelinin, yani roadmap'in hazırlanmasını biz burada çok önemsiyoruz. Çünkü biraz makrodan, mikrodan makroya bir tüme varımalı çalışma içerisinde olmak istiyoruz. Bunun için de zaten projenin içerisinde hem AFAD İstanbul hem de Bakırköy Başkanlığı var. AFAD Bakırköy Başkanlığı'nı alıyoruz. Yani biraz daha böyle o yapılar, kamu kurumları da kendi içlerinde bir yapılansınlar ve bu projeye destek olsunlar, büyütelim hep birlikte istiyoruz. Burada kamuoyu görünürlüğü en önemli aşaması, hem yerelde kamuoyu, dediğim gibi derinlemesine çalıştığımız gruplar üzerinde bir kamuoyu araştırması yap, çalışması yapmak istiyoruz, görünürlük, hem de ulusal bir görünürlük çalışmasıyla bütün kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Dokunmasa bile projeye, bu konuyla ilgili farkında olsunlar ve bu salonu doldursunlar istiyoruz efendim. Dolayısıyla yaptığımız her türlü görünürlük çalışmasını önemsiyoruz. Peki ne olacak? Bunu yapacağız da ne olacak? Neden böyle bir işe kalkıştık? Zaten benzeri bir sürü var. Sürdürülebilir afet yönetiminde yerel bir modeli denemek istiyoruz. Yerel ve derin bir çalışma yapmak istiyoruz. Afetlere dirençli bir toplum yaratmak için bunu aslında önemli bir adım olarak görüyoruz. Tanıtım çalışmaları bağlamında. Afet bilinci kültürünü çok çok önemsiyoruz. Dolayısıyla o yapacağımız çalışmadaki lokasyondaki üniversite başta olmak üzere bütün eğitim kurumlarında da bunun tanıtım görünürlük çalışmalarını derinlemesine yine yürütmek istiyoruz. Örneğin ilk ve ortaokullardaki PDR öğretmenlerin de bu özel eğitim seminerleri alınması gibi veya üniversitedeki genç öğrencilerin lise ve üniversite şeylere, lise ve ortaokullara sunumlara gönderilmesi gibi biraz böyle her yaş grubundan ve yatay modelde bir çalışma olmasını, bu sayede de afet bilinci kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz, destek olmayı diyelim. Kurumlarla halkı sahada buluşturmayı önemsiyoruz. Çünkü kurumlar kurumlara ulaşılıyor bu konuda. Değerli İK Başkanımız söyledi, Erdal Bey ilk evet, yani kurumlar kurumlara ulaşamazken, sivil toplum, kamu kurumlarına ulaşamazken biz biraz daha burada halkı da kurumlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Yine uygulanan yerel modelin yaygınlaştırılması için bir yol haritasının çıkarılmasında beklenen sonuçlarımız arasına koyduk. Neler yaptık şimdiye kadar? Dediğim gibi daha emeklemiyor bile, yeni doğdu. 12-13 Şubat'ta özel gereksinim bireyler için afet risklerinin azaltılması çalıştayındaydık. Orada geniş işbirlikleri kurduk. Bir de bir poster bildirimimiz oldu. Çok yoğun bir program vardı. Yani gerçekten çok zenginleştik orada diyebilirim. Pek çok data topladık. Ve biz bu önerimizi çok mikro haliyle bu poster bildirdi de orada paylaşma fırsatı yakaladık. Kurumlar arası işbirliğine de başladık. Şu anda Kültür Üniversitesi, çünkü biz Bakırköy ilçesinde, bizim kurumumuz Bakırköy ilçesindeki mahallelerde deneyeceğiz bu modeli, planımız bu. O yüzden İstanbul Kültür Üniversitesi de yine orada bir üniversitemiz, onlarla bir işbirliği protokolü hazırladık. O imzalandı. AFAD Bakırköy, İstanbul, Kaymakamlık ve kaymakamlığa bağlı kurumlar, yani ilçe sağlık müdürlüğü vesaire, ilçe milli eğitim müdürlüğü gibi kurumları da yine işbirliği protokollerimizi imzaladık. Şimdilik böyle küçücük yola çıktık. İnşallah bunu hep birlikte büyütebilmek ve yaygınlaştırabilmek dileklerimizle diyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.